Evet arkadaşlar, üretim halimizde soluklar her gün değişiyor. Soluklarımızı bu şekilde topluyoruz. Sırasıyla servis arabasında yerleştirip sırasıyla topluyoruz. Hiçbir soluk başka bir kuşun suluğuyla karışmıyor. Sırasıyla alıyoruz, sırasıyla tekrar yerine koyuyoruz. Boya zamanı başladığı için her gün değiştirdiğimiz için her gün soluklar için fırçalamamıza gerek yok. Sadece şu şekilde bakın, renk almış. İçine kuşları boyadığımız o kimyasal madde karışmış. Bu eğer bunu fırçalamadan koyarsak, tekrar değiştirsek bu içine, şu koku içine siniyor buraya. O zaman çok hijyenik olmuyor. Sağlıklı değil. Sadece o kirli olanları fırçalıyoruz. Bir de şuraları bakın, boya ve bazen kuşlar içine dışkı yapıyor. Şurayı da böyle parmağımızla şöyle alıyoruz, şöyle tekrar doluyoruz böyle. Tabii bu şekilde olanların bu içine de koku sinebiliyor bazen. Zaten eldivenle değil de parmağınızla yaptığınızda böyle bir kayganlaşıyor. Kayganlaştığı zaman işte orası iyice kirlenmiş oluyor, böyle fırçalıyoruz. Üretimhanemizde iki çeşit renk var. İki haftada bir soluklar komple değişiyor. Yani beyazlar kaldırılıyor. Vikolesi suya bastırılıyor. Tekrar yenileri, yeşil soluklar devreye giriyor. Bazen yazın bu bir haftaya kadar da düşebiliyor. Yazın zaten havalar sıcak olduğunda soluklardaki sular çok çabuk bozulabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Thank you.
kışın solukların tamamını böyle değiştirdiğimizde büyük üretimhanelerde kuşların neredeyse yarısı soluklardan banyo yapıyor. Tabii bu kadar çok kuşun olduğu bir üretimhanede yarısı banyo yaptığı zaman da dükkandaki nem oranını hemen çok hızlı bir şekilde 5-6 derece, hatta bazen 8-10 derece kadar yükseltebiliyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Nem bizim üretimhanelerdeki kuşların en büyük düşmanıdır. Nem oranını çok iyi ayarlamak gerekiyor. Nem bütün hastalıkların gizli de kuşun üzerinde bulunan bütün hastalıkların tetikçisidir. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Şurası sarı oluyor içi, bakın. Boyanın biriktiği yer. Hem su içiyor, su ıslak gagasıyla gidip boya yiyor. Boya yedikten sonra tekrar suya geliyor. İşte bu yüzden suyun rengi değişiyor. Bunlara dikkat etmek lazım. İki çeşit suluk kullanıyoruz üretim halinde. Bunlar şu elinizdekiler. Bunlar orta suluk. Bunları tek duran kuşlara veriyoruz. Bir de şunlar var. Bunları da üretimi devam eden ailelere, iki ve daha fazla olan kuşlarda bunu kullanıyoruz.
üretim sona erdiğinde tüm solutlar bu şekilde orta soluğa geçecek. Orta soluk diyorum, bunların bir de küçükleri var. Onlar da ilaç. Kuşlarda ilaç kullanmak için daha küçükleri var. Onlar pek işe yaramıyor. Her üretim halinde birkaç tane onlardan olur. Üreticiler onlar bazı kuşlara ilaç verir. Soluk çeşitleri çok fazla. Şimdi onlardan bahsetmeye gerek yok. Salma solukları var, parmak solukları var. Yavrular henüz soluktan banyo yapmayı çok fazla beceremiyor, yani öğrenemediler. Ama büyük kuşlar hemen soluktan banyo yaparlar. Bakın kuş hemen banyo yapmaya başladı bile. Soluktan banyo yapıyor. Thank you.
Şu anda yavrular hala küçük olduğu için sulukları tüvekten iki parmak yukarı asıyoruz bu şekilde. Yakında 2-2,5 aylık olduğunda ya da tüye girmeye başladıklarında sulukları kapılara asıyoruz şuraya. Yani biraz daha uzağa asıyorum. Hem daha az banyo yapıyorlar. Yani banyo yapmalarını engelliyorum, öyle alıştırıyorum çünkü yarışmalarda suluklar genelde tünek yakınında takıldığı için yarışmada da bu suluktan banyo yapmaması için öyle bir eğitim veriyorum şimdiden. Çünkü yarışmalarda bu sulukları kullanıyoruz. Kalabalık kuşlar, anne babalar bunlar, onlara yaklaşık 6-7-8 kuşa falan 2 tane soluk atıyoruz. Sadece burada 12 göz bakıcının altında yumurta var. Onlar da yavşa yumurtası. Bu saatten sonra başka da yavşa yumurtası yatırmayı düşünmüyorum.
Bakın solda bitti. Son solu taktım. Tekrar buradan katlamaya başlıyorum. Ne kadar kirlendiğini görüyorsunuz. Baya yedikleri için. Evet arkadaşlar. Durum bu.